bu toprakların yetiştirdiği en önemli bağlama üstadlarındandır Talip Özkan. Bağlamayla ilk tanışıklığı, arkadaşlarıyla bağlama dersi aldıkları Acı Payamlı Hasan Aydoğdu ya da namı değer Cıngı Hasan sayesinde olmuştur. Toplam olarak 45 gün ya da 2 ay falan gittim. O yıllarda işte açıkta satılırdı her şey, kahve, çay falan biraz götürdük, ücret falan, para yok. Öyle başladık ve epey feyiz aldım. Yani yöresel müzik konusunda, vuruşlar, efendim yöresel mızraplar konusunda. Duyduk ki Hasan ustamız hasta. Ölüm döşeğinde dediler. Hep birlikte ziyaretleri, hasta ziyaretine gittik. Hal hatır sorulduktan sonra hasta yatan ustaya kalkıp orada bir bağlama çal, icra et demek yakışmaz. Ama kendisi içinden geçiyordu. O yaşta başucunda asılan bağlamayı işaret ederek, Talip, al bakayım şunu. Dedi Talip, gayet saygıyla gitti, bağlamayı aldı. Çövür düzenle şunu dedi. Avşar beyleri çaldıracaksın, anladık hemen biz. Sevdiğim avşar beyleri. Bakın bağlamayı dedi Hasan amca, Allah rahmet eylesin ona da, aldı Avşar beylerinin ilk baştan girişini yaptı. Bölüme gelince parmakları da uzundu rahmetlinin, üst tele basarak, Talip buraya basacaksın, bu tel inleyecek dedi. Muzaffer Sarı Sözen'le Denizli Lisesi'nde okurken tanışır ve müzik hayatı ustaların yanında devam eder. Böyle lisenin girişinde, antresinde Muzaffer Bey'i arkadaşlarıyla dinlenirken, diğer artist ustalarımızla eski, bizim de bir çocuğumuz var Muzaffer Bey falan demişler. Bir dinler misiniz? Dinler misiniz? Evet. Hemen yukarı geldiler, biz yastık dövüşü falan oynuyorduk. Yatılır. Çabuk sazını al filan, işte aşağıda bekliyorlar, gittik sazla beraber, birkaç eski usta daha vardı. Onlar da dinlediler, Muzaffer Bey, çal bakalım. Çaldım ben, çok beğenmişti. Liseyi bitirince derhal bekliyorum, Ankara'ya imtihanlar var, seni alacağım, benim Ege'den adamım yok filan dedim. Çamın doğrusuna çıktım, çamın doğrusuna balta vurdum burusuna, balta vurdum burusuna, aşağı köyün körüsüne, aşağı köyün körüsüne, ben vurgunum bürgüsüne, ben vurgunum bürgüsüne. Hop be! Efendim, Talip Özkan zorların adamıydı. Müzikte daima zor olanın peşinde ve yenmek için gayret gösterir ve zoru başarır ve öyle olmuştur. Bağlamada daima zor olanı yapmıştır. Mesela bir kemençe havasını bağlamayı uygulamıştır. Zurnayı bağlamada uygulamıştır ve bağlama sanatçılarını, bugünkü yetişen gençleri, atak, bağlamadaki atağı gösteren ve bugünkü gençleri bağlamanın, bugünkü gençlerin bağlamada buraya gelmesine yardımcı olmuş. Acesin sen bana vada, ben akinden güzelinde, ben akinden güzelinde. Hop!
giderken oldu da bir yağmur. Üsküdar'a giderken oldu da bir yağmur. Kafirimin sedresi uzun eteği çağmur. Kafirimin sedresi uzun eteği çağmur. Onun yeni saz çalmaya başladığı dönemlerde babam Han Otel çalıştırırdı. Otelin altında kahve vardı. Bu kahvede devamlı olarak o zamana göre 50'li yılların siyaseti konuşulur, siyasi münakaşalar yapılır. Efendim, ortamın çok böyle sinirlerin gerildiği dönemde rahmetli Navlu Mehmet Dayı, "Git oğlum Talip'i çağır, gel sazını getirsin," der. Ben gider, "Talip abi, Mehmet dayım çağırıyor seni," diye çağır gelirim. Hatta Gürbüz Azak onunla beraber gelirler. Efendim, o kahvede saz çalarlar. Saz çalar. Tabii bu sazın ücreti de bir demli bir çaydır. Orta ve lise eğitiminden sonra 1957-58 yıllarında Ankara Radyosu'nda esas ve ciddi Türk halk müziği çalışmalarına başladık. Ve İstanbul Radyosu, İzmir Radyosu derken bütün radyo çalışmalarımızın tümü 21-22 sene tutarında oldu. Eğitim hayatına burada devam eder. Müzik hayatını da Ankara Radyosu Yurttan Sesler Korosu'nda sürdürür. ...1960 yılında İstanbul Radyosu'na başlar. TRT İstanbul Radyosu'nda çalışırken yüzlerce halk müziği derlemesi yapar. Radyo hayatı boyunca da birçok bağlama üstadı yetiştirir. Çoğu talebesidir. Halen Allah rahmet eylesin, ölmeden önce birçok tanıdığımız üstad bağlama sanatçıları bugün Talip Özkan'dan ders almış. Bağlamada o tavrın nasıl kullanılacağını öğretmiştir. ...1967 yılında TRT İzmir Radyosu'na tayini çıkar. İzmir Radyosu'nda çok önemli görevlerde çalışır. TRT kurumunun ilk resmi derleme faaliyeti olan 1. Folklor Derleme Gezisi sayesinde Anadolu'nun birçok kenti ve ilçelerini gezer ve halk müziğiyle ilgili derlemeler yapar. Arif oldu ayma, gönül hoş ile. Türk halk müziği çalışmalarını dünyaya duyurmak için 1977 yılında Fransa'ya yerleşir. Avrupa'daki konser ve Türk müziği çalışmalarına devam ederken önce müzikoloji,
Daha sonra da etnomüzikoloji alanlarında doktora yapar. Avrupa'daki faaliyetler, asıl faaliyetler işte hocalık, konferans, profesörlük gibi hala da derleme ve araştırma çalışmaları içerisindeyiz. Avrupa'da olmak, Türkiye'den uzak da olmak gibi bir zihniyet yaratmamıştır. Fırsat buldukça Anadolu'nun ücra köşelerinden Avrupa'ya gelip yerleşmiş, yakası oyulmamış eserleri yerleşmiş bazı şeyler, insan, kişi şeylerden derleme çalışmaları yapıyor. Yağar yağmur çir sesi aman Avrupa'da gitmiş güzelim en sesi. Kendime özel şey yaptırmıştım arada. Bağlama yaptırılıyordu. Talip abi her gelişinde o bu güzelmiş, bu bağlama çok güzel diye onu götürmek isterdi. Biz de verirdik. En son tambur cura diyorlar. Ben fazla tabii o konuda yetenekli değilim, ilgili değilim. Şey çalacak, gurbet havası çalacak. Ya dedi, şunu bir getir bakayım, senin şey vardı bir dedi, tambur cura'ya benzer bir şey vardı dedi. Ona verdik. Bir gurbet havası çaldı, söyledi. Sesiyle sazın uyumu çok mükemmel. Mest olursunuz. Daha sonra dedi ki, bunu dedi benim arabanın bagajını koyun dedi. Biz de canımız gidiyor hani özel hazırlatmışız falan. Ne yapalım? Arkadaşım birisi dedi ki ya saz değil mi bu? Bulalım gelelim bir tambur cura onu benzer. Onu koyalım. Senin saz kalsın. Öyle mi edelim? Öyle edelim. Yaptık. Yapmasak iyiymiş ama yaptık. Saz gitti. Daha sonra ya dedi sizin sazın dedi sesi Fransa'ya gelince bozuldu dedi. Bu neden acaba dedi. Ağzı dolu yem getirir. Kınar ile. Annesinin babasının burada olmasından dolayı Fransa'da çalıştığı yıllarda yaz tatillerine gelirdi. Her gelişinde işte arkadaşlarımız çoğu belli. Onlarla toplanır. Ya bir yaylaya gideriz. Ya bir arkadaşımız uygun bir evinde otururuz. Veya da uygun bir mekan bulurup çalarız. Söyleriz, yaparız. İşte yalnız Talib'in bu huyu nasılsa otururuz, her şey hazır. Yeniliyor, içiliyor. Herkes pür dikkat. Usta ne zaman bağlamayı eline alacak? Ne zaman işte girecek? Merakla herkes bekliyor. Merakla bekliyor. Bakıyorum ki ben böyle şey yapmıyorum. Lafı uzatıyor. Edebiyatı da güzeldi. Türk kültürüne olan ağırlığı da vardı. O meselelere girince bağlama ikinci sırada kalıyor. Hani beklenti de bağlama olduğu için yanı başındaki bağlamayı alırdım ben. Kasti hem akordunu bozardım. Hem de böyle acayip çalardım yani öyle. Doğru çalmazdım da onu böyle tahrik edecek şekilde rahmetli böyle bıyık altından denir ya kıs kıs gülerdi böyle. Gülerdi. Ver lan. Ver şunu ver. Ver ver. Berbat ettin. Neyinle döndürdün derdi. Alırdı. Başlardı akorda. Ben de derdim ki ona hem ustasın hem bunu akorda dediğimde uğraşıyorsun. Şu yediğin içtiğin yok mu? Sapından yukarı aşağı dök, bak nasıl akord oluyor derdim. Gülerdi artık ondan sonra bağlamayı eline aldıktan sonra saatlerce. Saatlerce.
Kendisi sanatçılarının yanında kültürünü, geleneklerini ve anneannesine bağlı bir kişiydi. Ben kamu görevlisiydim. Bu tabii yer atlarını değiştirmeler olurdu. Bunlar her zaman için karşı gelmiştir. Bırakın kendi ismiyle kalsın. Yeni isimler vermenize gerek yok. Onlar bizim tarihi kültürlerimiz derdi. Talip abi de bizim kültürümüzü bağlamasıyla Fransa'da en iyi şekilde temsil etti ve yeni öğrenciler yetiştirdi Fransa'da. Dolayısıyla o Acıpayam'a her geldiğinde bizler onunla birlikte olabilmek için can atardık ve eve getirirdik, evde otururduk, özel yerlere götürürdük. Orada onun bağlamayla olan bu çalışmasından bir şeyler almak, kayıt yapmak için uğraşı içerisinde olurduk. Bu nedenle bir gün kayıt yapıyoruz, o çalıyor, söylüyor ve anlatıyor Acıpayam kültürüyle ilgili, bu çevrenizin kültürüyle ilgili. Bize şunu söylemişti. Ya dedi, bu Kaymakam Bey'i falan söyleseniz de, bu köylerin adını niye değiştiriliyor, niye değiştiriyorsunuz? Değiştirilmese daha iyi olmaz mı? Yanımızda Kaymakamlık Yazıçları Müdürü Baki Bey de var o zaman için. Bir ilet dedi. Biz sorduk yani Talip abi bunun bu kadar önemli olmasının altında ne var falan diye. Türküler köylerin adıyla bestelenmiştir. Çıkarılmıştır. Türküler orayı temsil eder. Köyün adını değiştirirseniz türkünüzü de değiştirmiş olursunuz. Kısacası hem köyün yapısı, adı değişmemiş kalır, hem kültürünüz de ebedi kalır demişti bize. Bunu hiç unutmuyorum. Kendi aramızdaki konuşmalarımızda hep hitabımız Talip abimizdir o bizim. Talip Özkan nedir, kimdir diye bir soru ile karşılaştığımızda benim cevabım hep şudur. Talip Özkan aslında ezel ebed Türk yurdu olan Türkistan'dan 1000 yıl önce Anadolu'ya gelen Oğuz Türklerinin getirmiş olduğu o yüksek Türk kültürünün, Türk müziğinin, Türk halk kültürünün Anadolu coğrafyasında, Anadolu coğrafyasının en batısında, Garbi Karaağaç dediğimiz bugünkü Acıpayam'da yükselen gür bir sesidir Talip Özkan Hoca. Müzik
Sene 1985 olması gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Salih Tanyer Parkı'nda arkadaşlarla dersten çıktık. Oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Birisi geldi, sizi dedi, bir yabancı arıyor. Baki Bey de ikimizi arıyormuş. Talip abi Fransa'dan onu göndermiş Acıpayam'a. Zeybekler üzerine araştırma yapmaya geldi Jerome Acıpayam'a. Kimmiş kimmiş? İşte fotoğrafçının önünde, Tavaz Osman'ın binasının önünde sizi bekliyor. Gittik Baki Bey'le. Elinde bir valiz, bir yabancı bir insan. Türkçe yarım yamalak biliyor. Buyurun, hoş geldiniz. Talip abinin gönderdiği siz misiniz? Evet, evet, hayır. Bunlar yani. Ne yapalım? Buyur gidelim eve. Getirdik. Benim evin alt katı, o zaman uygun, müsait. Jerome orayı yerleştirdik. Hayri Devri'nin ilk bulunuşunu anlatıyorum şimdi. Hayri Devri nasıl keşfedildi? Onu anlatıyorum. Ne yapacağız? Oraya gidelim, gitmeyelim. İşte ben oraya gitmem lazım. 87'li, 88'li yıllar. Daha sonra telefon ettik. Baki Bey telefon etti kaymakamlığa, halk eğitimine falan. Nerede bunlar? Efendim, Taşavru'da. Ya ordular mı, hazırlar mı? Tamam. Ben, Baki Bey, Şinasi, Uslu, üçümüz benim arabayla bu kelekçinin üzerinden gittik. Bulduk orayı, evdilermiş. Hasan Yıldırım, Hayri Dev, bunlar ikisi arkadaş. Bir de Hisar köyünde Akkulak, Mehmet Şakır. O da kemane çalıyor. Onun köyünde gittik. Onu oraya davet ettirildi falan. Onun çekimleri yapıldı. Çam sipsi. Bu ilk defa çam sipsi orada tespit edildi. Dirmil sipsisi değil. Dirmilinki kamıştan oluyor. Bu Hayri Dermin çaldığı, onların arkadaşıyla beraber çaldıkları çam sipsi ise biri çalıyor, birisi dem tutuyor. Bu çamın baharda sürgünleri oluyor, uç sürgünleri. O sürgünlerinden kesiyor onu Hayri'den. Sonra film yaptılar işte, onu gösterdi. Ormanın arkası değil filmde. Kuklar çıktı sen de açık. Ko epko 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 çıkarsan çık. Talip Özkan, Jerome Clair'in çalışmalarına devam etmesi için memleketi olan Acıpayam'a gönderir ve bu çalışmalar sayesinde 2008 yılında Hayri Dev, UNESCO tarafından Yaşayan İnsan Hazinesi unvanına layık görülür.
ilk albüm çalışmasını 45'lik taş plak olarak Garabaş Koyunu adında yayınlamıştır. Garabaş Koyunu güde güde getirdim. Daha sonraki albüm çalışmaları ise 1986 yılında Mysteries of Turkey, ...1992 yılında The Dark Fire, 1993 yılında Turkey, Love We Won, 1994 yılında La Du Tambu, 1997 yılında Yağar Yağmur adıyla çıkartmıştır. Kirsesine efendim Avrupa dökmüş güzelim ensesine. 27 Mayıs 2010 tarihinde ardında yüzlerce derleme ve bağlama üstadı bırakarak aramızdan ayrılmıştır. Büyük bir özlemle gözlerinden öpüyorum dostlarımın, meslektaşlarımın.